Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Konuklarım Şel Turkas, Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu, Wunderman Thompson CEO'su Ayşegül Bahçıvanoğlu ve milyonların sevgilisi diyeceğim. Çünkü hep öyle oluyor. Oyuncu Engin Akyürek, hoş geldin. Hoş bulduk. Engin, geçen programda sen bir çekimdeydin galiba. Evet. Zoom'dan bağlandın. Zoom'dan bağlanmıştım. Böyle bir marka elçisi olmak nasıl bir duygu yaratıyor ve senin etrafında geri dönüşler nasıl oluyor? Ben yol arkadaşlığını seviyorum, o kelimeyi seviyorum. Çünkü bir oyuncu olarak her zaman içinde hem bir yolculuk yapabileceğim hem de inanabileceğim işlerin içerisinde yer almak için çok çaba sarf ettim bu süreç içerisinde. Ben reklam, dizi, film bunları çok birbirinden ayırmıyorum aslında. Yani inandığım ve beraber bir yol yürüyebileceğim, içinde ortak bir paydada buluşabileceğimiz bir yolculuk yapabileceğim bir süreç yaşamak istedim aslında Şer'le beraber. Ben kendi adıma inandığım, samimiyetimi koyabileceğim bir iş olsun istedim. Bunu aslında sokağa çıktığınızda en basit bir Shell istasyonuna girdiğinizde görüyorsunuz. Orada çalışan insanlarla iletişim kurduğunuzda. Çünkü aslında o hikayenin sahibi onlar. Yaptığımız işin ne kadar başarılı olduğunu, karşı tarafa geçtiğini hissedebiliyorsunuz. İlk reklam projemdi ve bunun başarılı olmasını ben de çok istiyordum. Başarılı güzel, olması güçlü bir markada. Aynı zamanda o da var. Ve başarılı olması hem benim adıma hem de Shell ilk defa bir böyle bir kampanya yürütüyor Türkiye'de. Ve bu anlamda herkes açısından önemi büyüktü. Tabii niyetler, dertler, anlatılmak istenen şeyler çok kıymetliydi. Samimi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. O da bence karşı tarafa geçti. Bu arada şey soracağım. Evet, ne hissettin Engin? Hikayelerin gerçek olması bir kere çok kıymetli. Hikayelerin sahipleriyle beraber çalışmak çok kıymetli. Bu yıl çektiğimiz reklamları bence anlamlı ve güzel kılan şeylerden biri de gerçek hikayeler olması. Evet. Bu bence hem farklı kıldı yaptığımız reklam kampanyasını hem anlamlı kıldı. Benim açımdan da çok farklı bir tecrübe oldu aslında. Evet. Engin, bir markada bir marka yüzü olmak. Baktığınız zaman sence markadaki etkisi ne kadar oluyor? Şöyle söyleyebilirim. Ne zor soru geldi. Zor soru geldi. Onu tam olarak hiçbir zaman bilemeyiz. Hayır, geçen programdan biliyorum. Yani Engin'in bizim tweetlere, şeylere yetmedi zamanımız. Evet. Bunun için soruyorum ki o kadar da hani reklamda gözükmüş bir oyuncu da değil. Bizim sosyal medya hesaplarımızda da dilini anlamadığımız gerek Latin Amerika, evet, İspanyolca, evet. Arapça birçok yani ülkeden. Bunun yerine ben yani Şer'le kurduğum bu reklam kampanyasıyla ilgili söyleyebilirim bunu. Bence her işte işinizi sevmek ve onunla bir bağ kurmanız, bir duygu yaratmanız gerekiyor. Yani ben böyle bir kampanya içerisinde yer alabilirdim ama bir duygusal bir bağ kuramayabilirdim. Böyle bir süreçte yaşamayabilirdik. Evet. Biz bu 2 senelik süreç içerisinde gerçekten yaptığımız her şeyden mutlu olduk. Geriye dönüp baktığımızda ya keşke bunu yapmak... Eminim vardır detaylarda bir şeyler ama geriye dönüp baktığımızda çok mutlu olduğum, duygusal bir bağ kurabildiğim. Seher Hanım'ın dediği gibi bir yerden başlamak gerekiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir şeyler söylemek istiyorsanız taşı elinizin altına sokmanız gerekiyor. Bunlar çok kıymetli. Sadece ben de bir sadece reklam projesi olarak görmüyorum. Tabii ki profesyonel olarak bir reklam kampanyasının içerisindeyim ama geri çekilip baktığımda anlatmak istediğimiz, söylediğimiz şeylerde güzel şeyler de var. İşte engelsiz kahramanlarla ilgili anlattığımız reklam filmi bence çok kıymetli. Evet. Onları da bu projeye katabilmiş olmak da çok kıymetli. O reklamların da başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi her şeyden önce onların da bu reklam filmine inanmış olmaları. Ben Engin olarak içinde eğer bir başarı varsa kendi adıma bunun duygusal bir bağ kurabilmekten geçtiğini düşünüyorum.
Aslında benim yaptığım mesleğin özü de bu biraz. Enginden alalım. İnşallah önümüzdeki yılda güzel ve üstüne koyarak devam edebileceğimiz bir reklam kampanyasıyla devam ederiz diyorum. İnşallah. Peki bu arada herhangi bir dizi, film çalışması var mı? Şu anda yok ama çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Hiçbir şey durmuyor aslında. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler.